Selam ile başlayalım hikayemize. Onlar mutlu olmuşlar. Müjdane, bak ne diyorum. Anam koca karı şikayet edip durur. Diyor ki siyah tüklerim azdı babür diyor. Şu bizim evi yıkalım. Ayvalık'ta çekilen Şeref Çetin Topluluğu ve Sokak Tiyatrosu başlıklı belgesel filme konu olan ekibin oyuncuları kendilerini anlatan filmde kendilerini canlandırarak Türkiye ve dünyada şimdiye kadar sokak tiyatrosu hakkında çekilmiş ilk belgesel filmle bir ilki gerçekleştirdiler. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünde master eğitimi gören Hacı Ahmet Habib adlı bir öğrencinin yüksek lisans bitirme tezi olarak yönetmenliğini üstlendiği belgeselin uzun süren araştırmaların ardından hayata geçtiği öğrenildi. Ayvalık'ta faaliyet gösteren tiyatro topluluğunun ulusal medya kuruluşlarının gazete ve televizyonlarına konu olan seyir halindeki halk otobüsleriyle grubun kurduğu Alo Tiyatro adlı telefon sistemiyle evlere davet edilerek oynadıkları oyunların yanı sıra ilçenin cadde ve sokaklarında gerçekleştirdikleri ücretsiz skeçlerden kısa kesitlerin yer aldığı kısa metrajlı belgeselde ekonomik olumsuzluklarla boğuşan oyuncuların binbir güçlükle ve tiyatro aşkıyla tiyatroyu izleyicinin ayağına getirebilme çabaları adeta gözler önüne seriliyor. Zaten bizim bir eğlence şeyimiz kalmıyor yani. Eğlenceye gitmek için bir vaktimiz kalmıyor böyle evet. Şeylere biliyor musun? Bir de pazarcı yapıyoruz. Pazarcı olduğumuz için. Yani böyle olursa yani... Öte yandan toplumsal sorumluluk olarak gördükleri sokak tiyatrosuyla tiyatro salonlarına çeşitli nedenlerle gelemeyen seyircinin ayağına oyunları götürerek tiyatroyu sevdirmeye çalışan faaliyetlerle tanınan topluluğun kurucusu, oyuncusu ve yönetmeni Şeref Çetin ise bir belgesel filme konu olmak benim ve ekip arkadaşlarım için büyük bir onur oldu diye konuştu. Sokaktaki insanın bize ihtiyacı var ve bizden başka kimsesi yok. Popüler dünya onları dışlamış vaziyette yani. O yüzden sokak bizim için çok önemli. Biz sokaktaki insan için önemliyiz ve aynı önemi onların da düşündüğünü, onların da yüreğinde hissettiğini düşünüyorum yani.